mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Ankara'da basın toplantısı yaparken önce sağlık dilerdik. Sizlere de basın mensuplarına sağlık ve kolay çalışma şartları ve özlük haklarınızın da bir an önce iyileşmesini temenni etmiş olalım. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi tam kadro İzmir'de. Meclis grubumuz, Sayın Genel Başkanımız ve mazeretli olan 9 milletvekilimizin dışında 121 milletvekiliyle İzmir Seferihisar'dayız. Her sene Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama yılı başlamadan önce bir hazırlık çalışma değerlendirme kampı toplantısı yapıyoruz. Bu seneki toplantıyı da İzmir'de yapma kararı aldık. Ayın bugün 22'sinde girişler başlıyor. Sayın Genel Başkanımız da bir saat önce İzmir'e indi ve yarın sabah itibariyle, yani 23 Eylül sabahı itibariyle saat 10.30'da Sayın Genel Başkanımızın basına açık kamp açış konuşmasıyla toplantımızı, çalışmalarımızı başlatacağız. Bu toplantıdan muradımız geçmiş bir önceki yasama yılını değerlendirmek, oradaki eksiğimiz, yanlışımız varsa, ihmallerimiz varsa bunları değerlendirmek. Önümüzde şimdi 1 Ekim'de başlayacak olan yasama yılına da hazırlık. Ama önümüzdeki yıl aynı zamanda bir seçim yılı olduğu için şüphesiz grubumuz seçim hazırlıklarıyla ilgili de çalışma ve değerlendirmeler yapacak. Bu çerçevede ekonomi başta olmak üzere dış politika, seçim, sandık güvenliği kampımızın, çalışmamızın en önemli konularından, ana konu başlıklarından birisi ve seçmen tercihleri ve seçmen öncelikleri de önemli başlıklarımızdan. Tabii bu arada buraya geldik, güzel bir haber de aldık. İzmir'imizin, Erdoğan'ın çok uğraştığı Büyükşehir Belediye Başkanı, çok bu ara kafaya taktığı Tunç Seyar, hepimizi kıvançlandıran bir ödül aldı. Avrupa Karma Parlamenterler Meclisi'nden Avrupa ödülü aldı İzmir. İzmir buna layık görüldü. İzmir her şeyin şüphesiz en iyisine layık. Ve Tunç Soyer'in bu ödül törenine de muhtemelen Sayın Genel Başkanımız katılacak. Tabii Sayın Genel Başkanımız gelmişken Büyükşehir Belediye'mizin önemli iki hizmetinin de işaret fişeğini atacak. Birincisi Konak'ta geri dönüşüm merkezi açılacak. 10.30'da bu. 25'i pazar günü 10.30'da geri dönüşüm merkezinin açılışı yapılacak. Ve aynı gün saat 12'de de Gazemir'de kentsel dönüşüm toplu konut temel atma töreninde Sayın Genel Başkanımız bulunacak. Evet, İzmir gündemimizi de kısaca kamp gündemimizi de size bilgilendirmiş oldum. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de maalesef üzülerek her geçen gün yargının biraz daha çürüdüğüne tanık oluyoruz. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı hakkında iddialar var, şikayet var. Şikayet de var. Bir kadın diyor ki, bunlar, bu aile benden farklı aracılar vesilesiyle rüşvet istedi diyor. Öyle bir tabloda yapılması gereken hem şikayetin hem de iddiaların üstüne gitmekken maalesef yargı bu konuda saraydan işaret bekliyor. Erdoğan daha geçtiğimiz günlerde adli yıl açılış töreninde konuşuyor. Ne diyor ki? Birileri adalet sisteminin suç çetelerinin kirli oyunlarına karşı kurban etmek için var gücüyle uğraşıyor. Böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz. Erdoğan, rezillik ortada zaten. 180 milyonlardan bahsediliyor. İki tane danışmanı görevden niye aldın kardeşim? Danışmanı görevden almak, milletvekilini de bir dahaki seçim aday yapmayız demek ortadaki pisliği aklamaz. Böyle arınamazsın Erdoğan. Böyle arınamazsınız. Bu meselenin arınmanın, bu meselede aklanmanın yolu mahkemedir. Mahkemeye gideceksin. Yani ben sen git demiyorum ki. Savcıların elini kolunu çöz yeter. Savcıların elini kolunu çöz Erdoğan. Savcılar senden korktuklarına dilekçe almıyorlar. Yani gidiyorlar rüşvet sarmalında adı geçen saray danışmanlarını görevden aldım, bu işi kapattım diyemezsin. Biz başvurduk, bizim başvurumuzu aldılar. İyi Parti'nin dilekçesini bile almadılar. Bırak dilekçeyi işleme sokmayı, dilekçeyi almadılar. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ve buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Erdoğan, bu soruşturmanın önünden o gövdeni çek kardeşim. Çek. Bu pisliği kapatamazsın. Millet unutur, bu işler geçer diyemezsin. Tıpkı 128 milyar dolarda olduğu gibi, tıpkı 10 bin dolar
rüşvet alan siyasetçi de olduğu gibi tıpkı bakanlığına hileli ve fahiş fiyatla dezenfektan satan bakanın yolsuzluğunda olduğu gibi, tıpkı usulsüz garanti artışlarında olduğu gibi, bizim bunları unutmamız da mümkün değil, hesabını sormamamız da mümkün değil. Vallahi de billahi de. Milletin kör kuruşunun hesabını sormazsak namerdiz. Ve hesap soramayacağımız bir iktidar bize nasip olmasın. Ya işin içinde maliye var. Hazine ve Maliye Bakanlığı var. Sermaye Piyasası Kurulu var. Kamu bankaları var. Devlet Denetleme Kurulu seyrediyor. Olan ne şu? Borsada küçük yatırımcılar kekleniyor. Silkeleniyor. Adam 50 bin lira koymuş borsaya. Teşvik etmiş. Bizzat bakan borsaya gelin, borsaya gelin demiş. Sonuç, bankaların hisseleri şişirilmiş. Zaten milletçe bankalara çalışıyoruz. Milletçe bankalara çalışıyoruz. Sonuç, millet perişan. Değerli arkadaşlar, bu tablo kabul edilemez. Bakın hikaye şöyle. Ağustos 2022. Sayın Nebati milleti şeye çağırıyor. Borsaya gelin. Borsa çok iyi. Borsa. Ne varsa. Ne varsa. Hani borsa broker olur, borsa simsar olur da bir bakanın milleti yatırım konusunda yönlendirmesi garip bir iştir. Tıpkı 128 milyarın buharlaşması gibi. Tıpkı doların 18'den bir gecede 12'ye düşüp milletin 18'den satıp sabah 12'den alıp büyük rantları elde etmesi gibidir. Bunlar normal demokrasilerde olan işlemler değil. Değerli basın mensupları, Borsa İstanbul'da kaç kişinin parası var diye sorsam bilmeyebilirsiniz, normal. Ben de bilmiyordum. Bizim danışmanlar bunları bulup önümüze koyuyorlar. 2.623.000 insanımızın parası var. Kimisinin 1 lira, kimisinin 1000 lira, kimisinin 50 bin lira. Ama asıl 129.000 kişinin 500.000 lira ve üstünde parası var. E olsun. Allah herkese para versin, bol versin. Fakat spekülatörler biraz önce söylediğim gibi borsa oyunlarıyla önce banka hisselerinin fiyatlarını yapay olarak yükselttiler. Sonra ne oldu? Ekonomi yönetimi, Sayın Bakan dahil, herkese borsaya adres gösterdi. Bizim bunlara çok inanan kalmadı ama biraz inananlar da çıktı. Millet gitti borsaya koşa koşa. Ve 23 Ağustos ve 2 Eylül'de Nebati açık tweet atarak çağrı yaptı. Sonuç ne oldu arkadaşlar? Borsa çöküyor. Ve 13 Eylül itibariyle hisse senetleri düşmeye başladı. Ciddi bir düşüş var. Parasını enflasyondan korumak için borsaya giden yatırımcı resmen soyuldu, silkelendi, keklendi. Bu vatandaş bizim vatandaşımız. Onların hukukunu, hakkını korumak bize anayasanın verdiği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin anayasanın verdiği bir görev. Ve Sermaye Piyasası Kurulu ne yaptı biliyor musunuz? Seyretti ya. Seyrediyor. Düne kadar seyretti. Bu pisliği, bu kepazeliği, bu spekülasyonu, bu küçük yatırımcıyı silkeleme operasyonunu seyretti Sermaye Piyasası Kurulu. Hani biraz önce söyledim, savcıların hakkında bir an önce soruşturma başlatması gereken önceki başkanı ile ilgili. Ve son 3 ayda Borsa İstanbul'da büyük ne dümenlerin döndüğünü, nelerin çevrildiğinin araştırılması yetmez, soruşturulması lazım. Bu konuda 1 Ekim'de biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gerekli anayasanın bize verdiği yetkiler çerçevesinde işsüzlükten kaynaklı hak ve yetkilerimizi kullanacağımızı da buradan söyleyeyim. Ya mübarek devlet değil. Adam devlet değil, holding patronu. Ya devlet başkanı falan değil bu adam. Holding patronu. Holding. Borsa Recep Bey'e bağlı. Biraz sonra yönetim kurulu üyelerini açıklayacağım. Borsa İstanbul. Direkt. Olabilir denebilir. Olamaz kardeşim. Varlık fonu, Türkiye Varlık Fonu, Türk bütün kamu bankalarını, işte kitlerin hepsini, devletin bütün ekonomik, iktisadi teşekküllerini topladılar. Varlık fonu diye bir fon oluşturdular. Başkanı Erdoğan. Vekili de Erişah. Sonra kamu özel işbirliği. Direkt Recep Bey'e bağlı. Merkez Bankası. Başkan değiştirmeye doymadı. Şimdi biraz sonra geleceğim, faiz düşme kararı almış. Merkez Bankası Tayyip Bey. Her şey ona bağlı. Bu normal değil. Bunu istemek de normal değil. Yani borsa bana bağlı olsun, varlık fonu bana bağlı olsun, Merkez Bankası bana bağlı olsun, kamu özel işbirlikleri bana bağlı olsun, 10 dönüm 10 metrekarelik hazine arazi kiraya verilecekse de o önüme gelmeden verilmesin diyen bir kafa
iyi bir kafa değildir arkadaşlar. Bir sorun vardır o kafada. Bu sırf para hırsıyla da izah edilemez. Ama parayı çok sevdiğini hepimiz biliyoruz. Evet, Merkez Bankası biraz önce ajanslar geçti, faizi düşürmüş. Evvelki ay 14'ten 13'e düşürmüştü. Şimdi 13'ten 12'ye. Güler misin? Ağla. Düşürsen ne, düşürmesen ne? Düşürdün de ne oldu? 14'ten 13'e düşürdün ey Merkez Bankası. Geçen ay. Hangi banka vatandaşın kullandığı tüketici kredisi ya da ticari kredi ya da benzer kredileri bir puan aşağı çekti? Hayır efendim. 27 ise 28 yaptı. Bir vatandaşımız bankalardan %26'dan düşük fiyatla faizle para alabiliyorsa beni arasın lütfen. Ben de diyeyim ki İzmir'de yanlış konuşmuş. Yok böyle bir şey kardeşim. Peki sistem nasıl çalışıyor? Soygun nasıl oluyor? Benim özel bankam var. Fark etmez. Kamu bankası da olabilir. Geliyorum Merkez Bankası'na. Ali Bey, para istiyorum. Veriyor. Kaç? Faiz ne? 13'tü, şimdi 12'ye düştü. Al. Sana 100 milyon TL. Aldım Merkez Bankası'ndan. Sevda Hanım bana geldi. Ev alacağım, kredi ver. Vereyim Sevda Hanım. Kaç lira? 50 milyon. 50 bin, 500 bin. Faiz %28. 12'den aldım, 28'e sattım. Bunlar da eşkıyalık, başka bir şey değil ya. Eşkıyalık bu yani. Devletin parasını bir özel sektör devletten 12'ye alıp vatandaşa 28'e veriyorsa buna Türkçe karşılık olarak sadece tefecilik, eşkıyalık, tefecilik denebilir. Bankacılık denemez buna. Kimin parasını kime veriyorsun kardeşim? Kimin parasını kime veriyorsun? Ve güvenilirliğini yitirmiş, saydamlığını, işlevselliğini ve itibarını sıfırlamış Merkez Bankası Erdoğan'ın nas var, faiz haram demesine rağmen faizi 12'ye zor çekmiş. E sıfırlayın faizi madem. Olabilir diye demiyorum. Ama milletin aklıyla alay etmeyin. 12'den alacağım, 28'e vatandaşa satacağım. Oh ne ala. Türkiye'de herkes küçülüyor, her sektör küçülüyor, bir şey büyüyor. Bankalar. Bankaların karı geçen yılın ilk 6 ayıyla bu yılın ilk 6 ayını mukayese ettiğimizde %400 büyümüş, artmış. E ticarettir, olsun, ne var denebilir. E Bakkal Ahmet'in karı artmamış geçen seneki 6 ayla bu seneki 6 ay arasında %600. Çiftçi Hasan amcanın karı artmamış. Sanayici Mehmet Bey'in karı artmamış. Bankaların artmış. Sanayi küçülmüş, tarım küçülmüş ama bankalar büyümüş. Ne âlâ memleket. Ne âlâ memleket. Ve böyle bir tablo karşısında şunu söylemek mümkün. Üzülerek söylüyorum. İzmir'den söylüyorum. Erdoğan, sen bu milleti özel bankalara, saraya, tefecilere ve faiz baronlarına maraba yaptın ya. Sen nasılsın? Nasıl bir kafa bu? Nasıl bir devlet adamlığı? İkide bir dava açıyor, onun için biraz dilimi düzgün kullanmaya çalışıyorum. Nasıl bir kafadır bu ya? İsyan ediyoruz. Hakikaten sinirleniyorum. Yani bugün Merkez Bankası 12'ye düşürmüş. Devletin kasasına millet ödediği vergilerle dolduracak. Özel banka sahibi onu %12'den alıp 28'den satacak. Tefecilik. Devlet tefecinin payandası olmuş. Bunu kabul etmemiz de mümkün değil. Değerli arkadaşlar, demin söyledim. Şimdi bakın, Borsa İstanbul. Bunu araştıracağız. Yetmez, soruşturacağız. Sermaye Piyasası Kurulu önceki başkanını ve o süreçte Cumhurbaşkanı'nın iki danışmanını, AK Parti'nin bir sayın milletvekilinin ve Başkan Taşkesenli ailesinin adının geçtiği ve 180 milyonlardan bahsedilen hikaye burada yarım kalmayacak. Ey savcılar, hiç mi Allah korkunuz yok ya? Soygun var kardeşim, soygun var ya. 6500 savcı var bu ülkede ya. Biraz sonra anlatacağım, İstanbul'da onlara uysak kahraman polisimiz de bizi karşı karşıya getirmeye çalıştılar. Biz bu tuzağa düşmedik. Savcı Bey'in talimatıymış. Adliyenin etrafına kimse gelmesin diye talimat vermiş. Savcıya bak, savcıya. Ey savcı, İyi Parti dilekçe verdi. Veremedi. Savcı mazeretli. Savcı yok adliyede. Adliyeden kaçan savcı olur mu ya? Dilekçe almamak için adliyeden kaçan savcı olur mu?
Buraya Adalet Sarayı denebilir mi? Ne adaleti ya? Adalet sarayları yapıyorlar, içinde adaletin ağası yok. Eskiden bu ülkede asma kilitli, kapısı bildiğin asma kilitli adliyeler, benim ilçem öyleydi. Adliyenin kapısında bildiğin asma kilit vardı. Ama içinde adalet vardı. Hep söylerim. Bir yerde adliyenin olması orada adaletin olduğu anlamına gelmez. Ve mahkeme kararlarının meşruiyeti o kararların kamu vicdanındaki karşılığı kadardır. Nokta. Şimdi 5 tane isim okuyacağım. 5 tane. Erişah Arıcan, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi. Yunus Arıncı, Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Devlet Denetleme Kurulu'nun başkanı. Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı. Yani Türkiye'nin en büyük devlet memuru. Eski Başbakanlık Müsteşarı'nın yerine tekabül ediyor bu. Fahrettin Altun. Hiçbir yerden eksik değil maşallah. Hiçbir yerden eksik değil. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı. Ve Ahmet Ali Alhammadi. Bu da beyefendinin yeni ortağı. Kuveyt. Borsa İstanbul'un Katar temsilcisi. Alhammadi. Bu 5 kişinin şeyi şu, hepsi Erdoğan'ın. Bunların 5'i de Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyesi. Üye. Nasıl olacak şimdi? Ve borsada binlerce insan ne diyorlar? Silkelenmiş. Şimdi üstelik bu borsayı denetlemesi gereken Sermaye Piyasası Kurulu. Sermaye Piyasası Kurulu'nu denetlemesi gereken de Devlet Denetleme Kurulu. Elhak Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Borsa Yönetim Kurulu üyesi. Yani en üstte hem sermaye piyasasını hem borsayı denetleme gücüne sahip Devlet Denetleme Kurulu Başkanımız Borsa İstanbul'un da yönetiminde. Hani damat demişti ya giderken. Çocuğun bir adamın çocuk demeyelim. Bir sözü doğru. At izi it izine karıştı. Allah sonumuzu hayretsin. Vallahi güzel söz. Giderken yaptığı çok yanlış var ama iktisadi karar ve tercihler bakımından doğru bir sözü de var. Böyle bir tablo değerli arkadaşlar. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Şimdi dün İstanbul'da sıkıntılar yaşadık. Nasıl sıkıntılar yaşadık? Hem Anadolu Adliyesi'nde hem Çağlayan Adliyesi'nde tatsız, çok vahim olayların önlenmesinde Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatları, bizler ve elbette İstanbul Emniyet Teşkilatı'ndaki sağduyulu, kanunsuz emiri dinlememeye, duymamaya çalışan polis yetkililerinin sayesinde İstanbul dün büyük bir tatsızlıktan döndü. Neydi olay? Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı, aslında Ekrem İmamoğlu'nun şahsında 16 milyon İstanbullunun yargılandığı bir duruşma var Anadolu Adliyesi'nde. Kartal Kaymakamı gece düşünmüş, demiş ki yarın sadece dünkü tarih için yani 20'si mi oluyor? 21. 21 Eylül'de Kartal'da toplantıyı yasaklayın ben demiş. Ne var 21 Eylül'de? İmamoğlu'nun duruşması var. Tabii başsavcının da böyle bir talep olduğunu biliyoruz. Yasaklandı. Kartal Adliyesi'nin, Anadolu Adliyesi'nin 10 kilometre çapı sanki Covid salgınında sokağa çıkma yasağı var ya aynı öyle. Yasak. İnsan giremiyor, avukat giremiyor, kimse giremiyor. Ekrem İmamoğlu'nun avukatı duruşmaya yarım saat geç geldi. Avukatı. Hem de en birinci derece yetkili avukat. Efendim insanlar gösteri yapmasın. 10 kilometre çap çevrilmiş demir bariyerlerle. Sabah devlette görüştük. Devletin yetkilileriyle görüştük. Yaptığınız yanlış. İnsan haklarına aykırı. Mahkemelerin aleniyeti ilkesine aykırı. Ama biz tuzağı görüyoruz. Tuzak Cumhuriyet Halk Partililerle İstanbul halkıyla polisi karşı karşıya getirmek. Bu tuzağa düşmeyeceğiz dedik ve düşmedik. Dava devam edecek. Lakin Çağlayan'dı değil mi Cumartesi? Cumartesi annelerinin duruşması var. Avukatlar tartaklanıyor. Sol Parti'ye genel başkan yardımcısı Alper Taş, DİSK yöneticileri gözaltına alınıyor. Niye? Duruşmayı izlemeye gelmiştim. Hayır gelme kardeşim. Mahkemelerin de kapısı artık anayasaya aykırı bir şekilde izleyiciye kapatılır hale geldi.
nasıl kapatmasınlar ki? Hukuk garabeti olabilecek ibretlik, hukuk dışı, norm dışı, hatta insanlık dışı, insanın aklını aklıyla alay eden cezalara hükmederken halkın gözüne bakmaktan korkan hakimlerle de maalesef karşı karşıyayız. Evet, Suçişleri Bakanı da boş durmamış. Saraybosna'da bir toplantıda konuşmuş. Şöyle ikinci Saraybosna'da ikinci göç diyaloğu konferansında konuşmuş. Yanlış söylememek için, suç işlememek için tam buradan okumak istiyorum. İngiltere bize teklifte bulundu. Resmen edemiyor da demiş bu arada. Bize gelen göçmenleri size gönderelim, biz size gönderelim demiş. Ve bizimki diyor ki biz sizin göçmen deponuz muyuz? Günaydın. Günaydın. E sen değil miydin? Senin ağababan değil mi? Senin reisin değil mi? Merkel'e bu 3 milyar az 6 milyar verirsen alırız diye. Göçmenleri dolduran. Ya İstanbul, İzmir dahil, Gaziantep, Kilis dahil, arkadaşlar Ankara dahil. Sokaklarımız, mahallelerimizde huzur kalmadı. İnsan haklarına saygılıyız. Savaştan kaçan insanlara Türkiye bakabilecek kabiliyettedir. Ama öyle olmaz. Ben 2 sene önce Yunanistan'da bir adaya gittim. Küçücük bir ada, bir yeri çevirmişler. Bura ne dedim? Dediler ki kamp, göçmen, mülteci kampı. Ne kadar insan var burada? 10 bin mülteci var burada dedi. Sağlık hizmeti veriliyor. Beslenme hizmeti veriliyor. Barınma, giyinme, eğitim. Kampta. Milletçe 85 milyon bunları sınırda bir bölgede, güvenli bölgede. Biz Türkiye'de hepimiz fedakarlık yapardık. Yaparsın büyük dev kampları. Orada bak besle eğit. Bilmem. Ama sen İstanbul'un, İzmir'in sokaklarını Afganlarla, Suriyelilerle salıvererek dolduramazsın. Türkiye'nin dokusunu bozamazsın. Buna hakkın yok. Ve şimdi Türkiye'yi göçmen deyin, mülteci deyin, sığınmacı deyin, ne derseniz deyin. Deposu yapan Recep Tayyip Erdoğan değilmiş gibi Süleyman Soylu, biz sizin göçmen deponuz muyuz? Evet, Türkiye'yi siz Batı'nın göçmen deposu yaptınız. Yaptınız 3 milyar euro uğruna. Onu da aldık alamadık tartışmalarınız devam ediyor. Şimdi bunların bir huyuna hastayım ben. Hem Erdoğan'ın hem yanındaki avanesinin. Dışarıda kapalı kapılar ardında her türlü pazarlığı yaparlar. İşte bu burada olduğu gibi. Merkel'le yaptıkları gibi. Rahip Bronson meselesinde olduğu gibi. İçeride de sahte kabadayı gibi efelenir bunlar. Efelenir ama. Caka satar efelenir. Ey Merkel der. Ey Putin der. Bilmem ey Trump der. Ya bu böyle yapınca Soylu boş durur mu? Ben senin depon muyum der. Böyle devlet yönetilir mi? Ama sonra ne yaparlar? Bu az oldu biraz daha ver derler. Türk milletinin hiçbir yöneticisi tarihte dünya milletler ailesinde bizi bu kadar zorda ve darda bırakmadı. Kabul etmiyoruz. Şimdi biz bu göçmen meselesine girmişken şunu söyleyeyim. Açık açık söylüyorum. Suriyelisi, Afganlısı fark etmez. İster mülteci olsun, ister geçici sığınmacı olsun, ister göçmen olsun fark etmez. Türkiye'nin sokaklarını, Türkiye'nin mahallelerini bunlardan kurtaracağız. En geç Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Bay Kemal'in sözüdür. En geç 2 yıl içinde sokaklarımız, mahallelerimiz 5-6 yıl önceki huzur, ilk 5-6 yıldan fazla değil değil mi? 5-6. 5-6 yıl önceki huzur iklimine dönecek kardeşim. Paşa paşa gidecekler. Tıpış tıpış gidecekler. Onların da direnmemesi için her türlü teşviği, imkanı sağlayacağız. Bizim 5-6 yıldır söylediğimiz Suriye merkezi yönetimiyle görüşmeden bu işi çözemezsinize geldiler. Keşke şimdi Putin söyleyince değil de 5 sene önce Bay Kemal söyleyince bu noktaya geleydin Erdoğan. Bugün Türkiye'de 4,5 milyon Suriyeli ve Afganlı olmazdı. Yani Bay Kemal'e kızabilirsin, sevmeyebilirsin. Senin koltuğunu salladığı için Bay Kemal'den nefret edebilirsin. Putin kim ya? Putin kim? Putin söyleyince paşa paşa Suriye merkezi yönetimiyle diyalog kapısı açıyorsun. Bay Kemal sana bunu yıllardır söylüyor. Yıllardır söylüyor.
Hayır. Böyle bir şey de kabul edilemez arkadaşlar. Arkadaşlar, af tartışmaları var kamuoyunda. Ben bu af sözcüğünün çok dikkatle ağza alınması gerektiğinden yanayım. Cezaevindeki insanların böyle bir umut içinde kalmaları, sonra hayal kırıklığı yaşamaları hali çok kötü bir haldir. Kimsenin umuduyla, hayaliyle oynanmasın. Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle bir şey elbette olabilir. Şık da olabilir. Tabii belli suçları asla, onu söyleyeyim peşine. Belli suçların affı olmaz. Ama eğer kader mahkumu diye nitelendirebileceğimiz noktalarda böyle bir şey olabilir ama bunu, bu konuda bir millet mutabakatı şarttır. Bu konuda bir meclis mutabakatı da şarttır. Bunun bu şekilde dillenmesi lazım diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, ekonomiyle ilgili tablo çok kötü. Bunlara şimdi girmeyeceğim. Bir tek şey söylemek istiyorum. AK Parti, Tayyip Erdoğan iktidara geldiğinde hazinenin 243 milyar lira borcu var idi. Bugün bu borç tam 14 kat arttı. Yani bugün Türkiye'de hazinenin borcu yeni parayla, ha eski parayla değil, 3 trilyon 651 milyara ulaştı. Hayırlı olsun. Bu borcu millet ödeyecek. 3 trilyon 650 faizler hariç, bu 3 trilyon 6 milyar 651 milyar lira borcun 3 trilyon da faizi olacak. Al sana 7 trilyon bu milletin sırtına yük. 7 trilyon. 7 trilyon. Nerede para? Bir kuruş harcamadık diyorlar bu yapılan işlere. Nereye harcadınız parayı? Çiftçiye destek yok, esnafa destek yok, sanayiciye destek yok, öğrenciye yurt yok, burs yok, mezuna iş yok, aş yok. Para nerede kardeşim? Para nerede? Para Beşli'de. Para Beşli'de. Kamu özel işbirliğinde. Para Londra'da. Para New York'ta. Türgev'den Türken'e. Türgev Türkiye'de. Türken New York'ta. Abla kardeş. Burada abi var. Orada abla var. Hadi git paralar. Yani millet ekonomik imkansızlıklardan dolayı bunalıma girecek hale gelmiş. Bunlar soymaya devam ediyorlar. Sadece kur korumalı mevduattan dolayı 100 milyara yakın para gitti. Merkez Bankası ne verdi bilmiyoruz. Geçen hafta soru önergesi verdim. Daha cevap yok. 100 milyar. Zenginin malını korumak için, zenginin servetini muhafaza etmek için milletin 100 milyarını senden benden topladılar hepinizden. Bakkala gidip alışveriş yaptığınız zaman vergi verdiniz kardeşim. O vergiler bu havuza toplandı. Bu havuzdan aldılar, zengine verdiler. 1 milyon para yatır bankaya kur korumalı mevduattan. 3 ay süren dolduğunda bankaya git, sana banka 1.169.000 lira veriyor. Aziz vatandaşlarım, 1 milyon, normali şu 1 milyonu normal yatırsan 1 milyona 3 ayda diyor ki al sana 34.000 lira faiz. Yasal faiz bu. 169'dan 34 çık. 134.000 lirası kur korumalı mevduat için senden benden toplanan, hazineye koyulan, zengine verilen para. Bu para milletin parasıdır. Milletin tabii sabrı taştı. Milletin bunlara daha fazla dayanacak hali yok. Ben şunu görüyorum. Vatandaşlar soruyor bize ne zaman kurtuluyoruz diye. Sıkın dişinizi sıkıyorum. Vatandaş sandığı zorla getirecek halimiz yok ama sandığın en son geleceği gün belli. Haziran ayı. 2023 Haziran'ı. Sıkın dişinizi. Beyefendi şunu demiş Ali Bey, bitiriyorum. Ali Bey Marmaris yangını ile ilgili önemli şeyler anlatacak şimdi. Beyefendi şunu söylemiş. Bulamadım. Heh. Enflasyon aşılmaz bir ekonomik tehlike değildir. Bu, ben ekonomistim, şu anda %8, %9 enflasyonu bile tehdit ettiği ülkeler var. Bizde %80 var. Avrupa'da market rafları boş. Pes. Avrupa'da market rafları sirkülasyon olduğu için, millet alabildiği için boş. Evet. Evet, boş. Bizimkilerde dolu, doğru. Bizimkilerde de kimse alamadığı için dolu. Erdoğan, sen yalandan fotoğraf vermek için gidiyorsun. Tarım Kredi Kooperatifi marketinde atıştırmalık alıyorsun da. Senin diğer alışverişlerini biz biliyoruz. Manda yoğurdunu, kestane balını, Medine hurmasını Allah afiyet versin diye. Ama bak. Bak, bu da bir yurtta, Yüksek Öğretim Kredi Yurtlar Kurumu'nda bir öğrencinin sabah kahvaltısı arkadaşlar. Burada ne var?
20 gram zeytin, 20 gram helva, 10 gram krem peynir. Öğrencimiz böyle. Bu kadar. Devletin öğrenciye verdiği kahvaltı. Bu kadar. Manda yoğurdu yok. Hurma yok. Ejder meyvesi yok. Simutu yok. Kestane balı yok. Erdoğan, ne olacak bu? Yurtlarımızda bundan bir genç doyar mı ya? Genç adam yakacak. Enerjisi var. Bunu veriyorsun. Bu kadar. Devletin yapabildiği bu. Ben askerken bizim karavana çıkardı. Vallahi bundan çok çok zengindi. Çok zengindi. Ben öğrencilikte de yurtta yemek yedim. Kahvaltıda yaptım. Bu ne ya? Şunun yani bundan daha fazla ağırlık olarak da çeşit olarak daha fazlaydı. Öğrencileri düşürdüğün durum bu Erdoğan. Tekrar söylüyorum sana. Öğrenci yurt arıyor, burs arıyor. Mezun iş arıyor. Erdoğan iş, işsiz sayısının ne kadar arttığını biliyor musun? O rakamı da verip bitireyim. Türkiye'de sadece Temmuz, bakın Temmuz, Ağustos, Haziran ayına göre şu anda 766 bin kişi daha artmış. Temmuz, Ağustos, Eylül. Temmuz'daki işsiz sayımızın üstüne iki ayda Erdoğan 766 bin kişi daha iş arar hale gelmiş. Senin rakamın bu Erdoğan. Şu ülkeyi getirdiğin hale bak. Ondan sonra çıkıyorsun, caka satıyorsun, efeleniyorsun. Ama bunları millet unutmuyor. Hep söylüyorum, böyle bitireyim. Erdoğan, bu kış geçmez. Aklını başına al. Ali Bey, top sizde, buyurun. Teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Değerli arkadaşlar, Marmaris yangınına ilişkin kısaca birkaç not iletip bir de görüşlerimizi aktaracağım. Öncelikle yangına müdahale sırasında bir helikopter kazası yaşandı. Kiralık helikopter maalesef kırıma uğradı, düştü ve iki personel, Rus kökenli iki personel yaşamını yitirdi. Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun diyoruz. Dün Marmaris'te Yalancı Boğaz'da 12 sularında yangın başladı. Yaklaşık 19 saat sürdü ve 619 hektar ormanlık alan bir kez daha yandı. Ciğerlerimiz yandı bir kez daha. Maalesef 2 yıldır başta Marmaris olmak üzere Ege ve Akdeniz sahillerinde büyük orman yangınları yaşıyoruz. Dünkü yangının yeri Aksaz deniz üstüydü. Yani Ege ve Marmara'da mavi vatanı koruyan gemilerin konuşlandığı, personelin bulunduğu Aksaz deniz üssünün çok yakınında yangın meydana geldi. Ve o personelin ailelerinin yaşadığı lojmanlar boşaltılmak zorunda kaldı. Dün bir kriz masası oluşturuldu Muğla'da. Her zaman benzer afet durumlarında kriz masası oluşturulur. Muğla'da dün oluşturulan kriz masasına Büyükşehir Belediye Başkanımız çağrılmadı. Tıpkı geçen yıl olduğu gibi. Geçen yılki Marmaris yangınında da Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gür'ün ve Marmaris Belediye Başkanımız Mehmet Oktay çağrılmamıştı. Dünkü yangında da çağrılmadı. Partizanlık yapıyorlar çünkü. Ya yangının CHP'lisi, AKP'lisi, MHP'lisi olur mu? Bir yangın var. Ve bu yangına müdahale edilmesi gerekiyor. Çağırmadığınız Büyükşehir Belediye Başkanı itfaiyenin amiri. İtfaiye ona bağlı orada. Ama maalesef çağırmadılar. Allah için hakkını verelim. Dün gündüz yangın söndürme çalışmaları başarılıydı. Tomalar da vardı. İtfaiye personeli de vardı. Orman Genel Müdürlüğü personeli de vardı. Çok sayıda helikopter ve uçak da vardı. Ama hava karardı. Yine fiyasko. Dün akşam gece görüşlü helikopter yoktu değerli arkadaşlar. Yine yoktu. Hatırlarsanız sezon başında Marmaris'te yangın çıktığında hep birlikte bizler muhalefet olarak kamuoyu, vatandaşlarımız seslerini yükseltmişlerdi. Niye gece görüşlü helikopter yok diye mecbur kalmışlardı, kiralamışlardı. Ama dün yine yoktu. Çünkü 3 gün önce kira sözleşmesi sona ermiş. Üstelik Torbalı'da yangın varken sona ermiş. Değerli arkadaşlar, bunlar ihaleyle kiralanmadı. Sözleşme ile, çağrı yöntemiyle, doğrudan temin ile bunlar kiralanmıştı. Ne vardı sanki uzatsanız bir ay daha Türkiye bir yangın ülkesi, Akdeniz Çanağı'nda bulunan yangının son 2 yıldır çok fazla olduğu bir ülke. Kendinize Orman Genel Müdürlüğü'ne sesleniyorum. Kendinize lüks araç almaya gelince para var ama gece görüşlü yangın söndürme helikopterini gelince para yok. Sözleşmeyi uzatmıyorsunuz.
Bu sene meclis kapanmadan ek bütçe geldi meclise. Her kuruma para getirmiştiniz. Bütçe istemiştiniz, ek bütçe. Bir tek Orman Genel Müdürlüğü'nü de istemediniz. Niye biliyor musunuz? Çünkü AKP maalesef ormanları odunluk olarak görüyor. AKP ormana odun olarak bakıyor, odun olarak. Bundan dolayı da maalesef çok büyük yangınlarla karşılaşıyoruz. Ve AKP döneminde Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınları yaşanmıştır. Bu beceriksizlikten olmuştur. Orman yangınlarını söndürmedeki beceriksizlikleri, Türk Hava Kurumu uçaklarını geçen sene çalıştırmamaları, duyarsızlıkları, umursamazlıkları ormanlarımızı yakmıştır. Milli servetimizi yakmıştır. Sorumlusu AKP'dir. Geçtiğimiz yıl yangınlar zamanında Bakan Pakdemirli Türk Hava Kurumu uçakları niye çalışmıyor dediğimizde antikacı mısınız? Onlar antika, siz antikacı mısınız demişti. Bu yıl gördük, çalışıyor Türk Hava Kurumu uçakları. Antika değilmiş demek ki. Geçtiğimiz yılki yangınların sorumlusu Pakdemirli'dir. Bu yılki ve bu hükümet döneminde yaşanan orman yangınları ve söndürülememesinin baş sorumlusu da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yeni Orman Bakanı Kirişçi, benim de hemşerimdir. Orman yangınlarını söndürmek için gece görüşlü helikopter kiralayamıyoruz. Ama beyefendi özel jetle fıldır fıldır geziyor. Bir bakıyorsun Adıyaman'da, bir bakıyorsun Ağrı'da. Ona özel jet var ama yangın söndürme helikopteri gelince maalesef yok. Sayın Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi Ağrı'da bir açıklama yapmış. Siz de duymuşsunuzdur Sayın Grup Başkan Vekilim. Diyor ki bu seçim çok önemli. Yani önümüzdeki milletvekilliği seçimi, cumhurbaşkanlığı seçimi için söylüyor. Bu seçim çok önemli. Öbür tarafa gittiğimizde hesap soracaklar diyor. Komedi. Neyin hesabını soracaklar Sayın Kirişçi? Neyin? Ben söyleyeyim mi? Neyin hesabını soracaklar? Gerçek dünyaya göç edince sana, reisine, yanındakilere şunun hesabını soracaklar. Orman yangınlarını söndürmemekteki beceriksizliğinizin hesabını soracaklar. Börtü böcek, yabani hayvanların yanmasının hesabını soracaklar. Orman köylüsünü bitirmenizin hesabını soracaklar. Türkiye'nin milli serveti olan ormanları yok etmenizin hesabını soracaklar. Öbür tarafta hani senin tabirinle gerçek dünyada bu hesap sorulacak. Peki bu dünyada? Bu dünyada az kaldı arkadaşlar. Geliyor gelmekte olan. İnşallah en geç 9 ay sonra yapılacak olan bir seçimden sonra Millet İttifakı'nın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında bu orman yangınlarının söndürülememesinin, beceriksizliğinin hesabı, o Türk Hava Kurumu uçaklarının hangarlarda çürütülmesinin hesabı hem bu bakandan, hem öncekinden, hem de cumhurbaşkanlarından bu dünyada da sorulacak. Bunun hesabı mutlaka sorulacak diyorum. Yangın yeniden nüksetmiş az önce bize verilen bilgi. İnşallah bir an evvel söndürülür. Orman Genel Müdürlüğü'nün personeline, itfaiye personeline, Aydın, AK Partili Denizli, Burdur belediyelerimizin desteklerine teşekkür ediyoruz, itfaiye alanındaki desteklerine. İnşallah bu yangında daha büyümeden, yeniden alevlenen bu yangın daha da büyümeden söndürülür diyorum. Ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Sayın Grup Başkan Vekilimiz Türkiye gündemine ilişkin çok önemli tespitlerde bulundu. Umarım 9 ay sonraki seçimlerde, 8 ay sonraki seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu sorunların hepsinin çözümünün olacağında bir kez daha İzmirli yurttaşlarımıza ve değerli basın mensuplarına aktarmak istiyorum. Buyurun Sayın Grup Başkan Vekilim. Tamam. Çok teşekkürler arkadaşlar. Varsa soru olmuyor. Soru, evet. Egemen Ofisi'nin Hakan Ataşçı. Dün bakanlıktan yapılan bir açıklamayla İzmir'in UNESCO listesinden çıkartıldığı duyuruldu ve onun yerine inisiyatif kullanılarak Bursa'nın İznik'le alakalı hazırladığı dosyayı listeye sokmuşlar. Bu kararın arkasında İzmir engelleniyor mu söylemeye başladı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet, benim alanım olduğu için isterseniz izin verirseniz. Buyurun, ben bir cümle diyeyim de yani başkan. İzmir'e gavur İzmir diyen bir kafanın, İzmir'e husumeti bitmeyen bir kafanın yaklaşımı, anlayışı
Tunç Soyer'e biraz önce söyledim. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza takmış bir cumhurbaşkanı ile karşı karşıyayız. Ama Tunç Soyer de Erdoğan'ı kafasına takmıyor. Onu da söyleyeyim. Ben cevabım bu kadar. Efendim, UNESCO Dünya Mirası Listesi 2002 daim üyeliği için İzmir'de Kemeraltı aday gösterilecekti. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Valiliği, Ticaret Odası, İzmir'deki pek çok sivil toplum örgütü İzmirli bunu talep etti, istedi. Ama bir baktık bakanlık hop bir Ali Cengiz oyunu yapmış, İznik alınmış. İznik de olmalı. Evet, orası da olmalı. Yani asla buna karşı değiliz biz. İznik'te UNESCO Dünya Mirası'na, tarih mirasına girmelidir. Ama Kemeraltı da girmelidir, İzmir de girmelidir. AK Parti'nin İzmir'e karşı olan alerjisinden kaynaklanıyor bu. İzmir'i sevmemesinden kaynaklanıyor. Turizm Bakanı Çeşme'nin tamam projesiyle uğraşacağına, kendi otellerine nasıl büyütürüm diye çalışacağına, yani hem Turizm Bakanı hem iş adamı olarak Turizm Bakanlığı'na başvurup Turizm Bakanı olarak kendi otellerine imzalar atacağına, İzmir'in tavan projesi olan Çeşme projesinde çalışacağına, buna çalışsaymış. Ama 2023'te de daimi üyelik için fırsat var. İşte o zaman grup başkan vekilimizin 8 ay sonra dediği seçimlerden sonra 2023'te Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında İzmir UNESCO tarih mirasına aday olacak değerli arkadaşlar. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun.